Merhaba, ben Esin Kocakoş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gizli fermuar nasıl takılır? Üstelik gizli fermuar ayağı olmadan, yani normal fermuar ayağıyla ekstra ücret ödemeden, yeni bir ayak almadan nasıl bu işlemi yaparız? Onunla ilgili bilgi vereceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı şimdiden unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve hemen fermuar takımına geçiyoruz. Ben daha önceden kumaşlarımı belirledim ve tersine T işaretiyle ters olduğunu belirttim. Burada iki parça kumaşım var. İki parça olduğu için ikisine de T yazısını yazdım ki bileyim diye. İç kısmına ise yani fermuarımın düz kısmından takılacak, görünecek olan kısmına ise bitiş yeri olarak şu şekilde işaret aldım. Tam karşılıklı denk gelsin ve muntazam bir görüntü olsun diye fermuarım bir tarafı yukarıda bir tarafı aşağıda olmaması için bu çok önemli. Şimdi hemen şu şekilde önüme alıyorum. Fermuarımı da elcik kısmı düz kısmı olduğunu bildiğim için önüme şu şekilde alıyorum. Yani takıldıktan sonra bu şekilde durması gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Hemen üst üste yerleştirip kafanızdaki soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Dolayısıyla takmam gereken yön nasılmış? Düz kısmı böyleyse şu şekilde takarım ve açıldığı zaman fermuarımın elcik kısmı buradan elime gelir. Mantık budur. Şöyle yerleştiriyorum. Yerleştirme işlemi ise yukarıdan yarım santim kadar aşağıda olacak şekilde ayarlayıp yerleştiriyorum. Makinemin altına alıyorum. Ve tepe kısmından iki tık dikiyorum. Fermuarımı oraya sabitledim. Şimdi fermuarımın dişlilerini açtım. Tek kanat halinde dikiyorum. Bakın fermuar ayağımın sağ tarafa yatkın olanını kullanıyorum. Bir de bunun sol tarafa yatkın olanı var. İsterseniz bu kısmı tam karşı kısmını dikerken sol tarafa yatkın fermuar ayağını da takabilirsiniz. Ama ben ikisini de sadece bu ayakla yapacağım. Çok daha pratik bir yöntem. Tekstilde de genelde hiç değiştirmeyle uğraşmadan bu işlemi yaparız. Eğer iki makinacı varsa düz makinede o zaman bir tanesi sağ, bir diğeri ise sol ayağı takar ve tek seferde tek işi yaparlar. O yüzden bizde iki iş olmasın diye sağ yatkın ayakla işimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi bitiş kısmını biliyorum. Bitiş kısmına gelince durduracağım makinemi. Başlangıcında ileri geri işlemiyle dikişe başlayacağım. Dikerken zorluk çekiyorum derseniz bakın şu şekilde şöyle açılıyor. Açarak ütüleyip dikiş işlemini gerçekleştirirsiniz. Fakat dikerken dişlilere gelmemesine özen göstermeniz gerekir. Ben ütüleme işlemi yapmıyorum. Elimle açtırarak gidiyorum. Bu çok daha sağlıklı bir yöntem. Belki ilk zamanlarda zorlanırsınız ama en sağlıklısı ve kolayı budur aslında. Ve şu şekilde dikişimi bitireceğim. İşaretlediğim yere geldim. Burada ileri geri işlemini yapıp fermuar dikimini tamamlayacağım. Burada taktık. Şimdi bir kanadı takıldı. Şu şekilde dikiş gerçekleşti. Karşı tarafı takmak için de hemen yine önüme alıyorum. Tersi arkada yazdığım için biliyorum karıştırmamak için. Kapatıyorum. Yüzü yüzüne bakacak diyoruz ya hep. Aynı fermuarda da aynı işlem. Yüzü yüzüne bakacak şekilde denk getiriyorum. Ve diğer ayağı takmadığım için bu sefer yukarıdan aşağıya gideceğim. Daha doğrusu aşağıdan yukarıya oluyor. Yani fermuar için bunu söylüyorum. Bitirdiğim yere bakıyorum. Hizamı alıyorum. Karşıya da yerleştirdim.
Dikeceğim kısmı belirledim. Aldığım hiza şurada. Bakın şu kısımda. Makinemin altına yerleştirip oradan dikişe başlayacağım. Yine elimle açtırarak bakın şöyle yuvarlak, şöyle bastırıyorum ve dişliler şöyle kendinden açılarak geliyor. Zaten ayak değdikçe o kendi kendine gelmeye devam edecek. İleri geri yapıyorum. İlk kısmı sabitliyorum. İleri geri işlemiyle dikişimi bitirdim. Fermuarım takıldı. Şimdi kontrol ediyorum. Şuradaki ipleri temizleyelim. İpler takılmasın. Bakın. Şurada muntazam bir fermuar takılma işlemi var. Gördüğünüz gibi takıldı. Bu kısmı ne yapıyoruz? Şu kısmı, bakın şurası açık kaldı. Bu kısmı da fermuarım düzgün takılıp takılmadığını da iki ucun birbirine tam denk geldiğinden anlayabiliyorum. Şu şekilde. Ne yapıyorum? Çeviriyorum. Fermuarın dikilmeyen kısmı var. Bu kısmı biraz dışarı doğru getiriyorum. Dikişe kapılsın istemediğim için. Şu genişlikte tam fermuarın genişliğinde hiza alıyorum. Ve şuraya kadar getirip fermuarın zikzak yaptığımız kısmı yani pekiştirdiğimiz kısmı içeride bırakacak şekilde tamamen dikişini sıfırlayarak kapatacağım. Ve çok muntazam bir bitiş elde etmiş olacağız. Bakın şurada tam birbirine böyle bir milimlik bir yakınlaştırınca görüyorsunuz. Bir milimlik bir pay var. Burası çok muntazam bir kapanma şekli oluyor. Şimdi açarak size göstereceğim nasıl olduğunu. Bakın. Kumaşın daha önceki dikişinden kalan ip yanıltmasın sizi. Neden öyle diye. Sıfır muhteşem bir görüntüyle alt kısmını kapatmış olduk. Çok güzel bir fermuar, gizli fermuar dikişi elde etmiş olduk. Ütüsü de yapıldıktan sonra oldukça muntazam bir dikiş olmuş olacak.